Sayın seyirciler, işitme engelli Sami Arzık günlerdir ortada yoktu. Komşuları onu merak etti. Evinden de kötü kokular gelince polis daireye girdi ve tahmin ettikleri gibi evde bir ceset vardı. Ama o ceset işitme engelli ev sahibine değil, bir kadına ait. Gürcü kadını evine götürüp öldürdü, sonra da cesedi bırakıp kaçtı. Komşuların burnuna gelen kötü kokular cinayeti ortaya çıkarttı. Polis, sağır ve dilsiz katil zanlısını düzenlediği operasyonla yakaladı. Sami Arzık 4 gündür ortada yoktu ama evinden kötü kokular geliyordu. Mahalle sakinleri engelli komşularının başına kötü bir şey geldiğini düşündü. Orada sağır dilsiz adam, sadece tek bir adam oturuyor. Polise yapılan ihbarın ardından ekipler çilingirle içeri girdi. Evde cansız bir beden vardı ama o ceset bir kadına aitti. Gürcü Elena Gökasya'ya yapılan ilk incelemede genç kadının 4 gün önce bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Sabah kapıya vurdu, aşağıda ceset var dedi. Polis adım adım iz sürdü. Sağır ve dilsiz Sami Arzık'ın Trabzon'a kaçtığı tespit edildi. Ekipler tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Dedektifler işitme engelli katil zanlısı Sami Arzık'ın ifadesini işaret dili bilen bir uzman eşliğinde alacak.